31 Mart günü yapılan mahalli idareler genel seçiminde Hilvan ilçesinde DEM Parti eş başkan adayları Avukat Serhan Paydaş ve Garip Yeşil belediye başkanı olarak seçilmiştir. Hilvan ilçe seçim kurulu tarafından dün Hilvan seçimlerinin yenilenmesi yönünde verilen kararın hukuki dayanağı olmayan ve YSK'nın içtihatlarıyla çelişen bir nitelik taşıdığı kanısındayız. Bu kararın hukuksal yorum ve düşüncelerle temellenmek yerine özellikle de siyasal iktidarın baskılarıyla biçimlendiği son derece açıktır. Açıkça vurgulamalıyız ki bu karar basit bir seçim yenileme kararı değil, kayyum anlayışının önünü açan köklü sonuçları doğuracak nitelikte bir tercihtir. Bu karar ile açıkça görülmüştür ki Kürt illerinde seçme iradelerinin siyasi iktidarın güdümündeki oluşumlarla beraber şekillendiği maalesef barizdir. Bu karar sandığın değiştirebilme gücünün yok edildiği bir ortamı oluşturmaktadır. Siyasal düzenin bu denli antidemokratik biçimde değişiminin sonucu doğuran bu tercih, Kürt illerindeki antidemokratik uygulamaların tezahürüdür. Hilvan halkının demokratik kazanımlarına yönelik bu müdahale, yıllardır Kürdi illerinde yok sayılan seçme iradesinin tezahürüdür. Kayyum anlayışıyla Kürt illerindeki antidemokratik bir gelenek oluşturan iktidar hukuku rafa kaldırmıştır. Hilvan halkının seçme ve seçilme hakkını yok sayan çağ dışı kararı kabul etmeyeceğiz. Seçilme hakkı sadece seçimlerde aday olma hakkını değil, aynı zamanda seçildikten sonra güvenceleri içerir. Kendi siyasal çıkarları için güvenceleri yok sayan ve seçilmiş belediye başkanının belediye faaliyeti katılmasına yönelik müdahale sadece onun seçilme hakkına değil, aynı zamanda seçmenlerin serbest iradelerini açıklama hakkının özüne de müdahaledir. Tüm ülkede olduğu gibi Hilvan'da da seçimler demokrasi değerlerine uygun yürütülmemiştir. İktidar gücünü arkasına alan bazı gruplar seçim boyunca kamu gücüyle çalışma yürüttükleri maalesef basına yansımıştır. Seçim günü Hilvan Gençlik Merkezi'nin iktidara yakın adaylardan birinin bazı yakınları tarafından basıldığı ve oy torbalarının yakıldığı basına yansımıştır. Pazar günü yaşanan bu olayın ardından kamera kayıtlarının açık olmasına rağmen bu kişiler hakkında henüz gözaltı işlemi gerçekleştirilmemiştir. Seçim ve sandık güvenliği siyasi partilerin ya da siyasi parti üyelerinin değil, bizzat devletin kendisinin sorumlu olduğu bir alandır. Hilvan Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen olayda kolluk adeta sessiz kalmış ve herhangi bir müdahalede bulunmamıştır. Yine seçim çevresinde toplu oy kullanımı ve sandıkların çalınması gibi birçok husus basına yansımıştır. Hilvanlı seçmenin oyu devlet tarafından korunamamıştır. Kendi yarattıkları hukuksuzluktan faydalanmaya çalışan bu zihniyet, hukuk kılıfı altında seçimleri yenileterek kendilerine rant kazandırmıştır. Başlı başına demokratik olmayan bir ortamda gerçekleşen Hilvan seçimlerinde hukuksuzluk daha üst perdeye taşınmıştır. Yine 31 Mart yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Abdullah Zeydan'ın seçimden 2 gün önce mesai saatinin bitimine 5 dakika kala kesinleşmiş bir kararın savcılığın başvurusuyla aynı gün içinde Yargıtay denetimine tabi tutmadan kaldırması tam bir hukuksuzluk halidir. İktidar tarafından sergilenen mizansenle Van halkının iradesine kayyım atanmıştır. Bu kararla yasal düzenlemeler ve seçim kurulunun uygulamalarıyla oluşan yerleşik içtihatlar, taamüller ve ilke kararları yok sayılmıştır. YSK kararıyla tüm bu birikim bir yana atılınca artık fiili kayyımların önü açılmıştır. Demokrasi öncelikle halkın iradesiyle şekillenen seçim sonuçlarına saygı duymakla mümkündür. YSK şeklin ikinci sayılması gerektiğini, esas olanın seçmenin iradesi olduğu yönünde birçok kararı mevcuttur. İlkesel bazda yaptığımız bu açıklama ile amacımız, kayyımların önünü açan, hukuksuzluğu kabul eden, anlayışa karşı temelini hak ve adaletten alan demokrasiye sahip çıkmak ve savunmaktır arkadaşlar.
memnun hakların iadesinin itiraz üzerine kaldırılması kararı kesinleşmeden YSK'ya bildirilmesi yasaya ve usule aykırıdır. Abdullah Zeydan'ın memnun hakların iadesi kabul kararını veren aynı mahkeme aldığı kararı çiğnemiş, hukuk güvenliğini yok saymıştır. Belediye başkanlığı için önünde yasal engel bulunmayan Abdullah Zeydan hakkındaki bu karar halkın iradesine ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir kayyum atama şeklidir. Anayasanın 67. maddesine göre seçme, seçilme ve bağımsız olarak bir siyasi parti için siyasi faaliyette bulunma hakkı güvence altına alınmıştır. Seçilme hakkı sadece seçimlerde aday olma hakkını değil, aynı zamanda seçildikten sonra devlet tarafından güvencelerin sağlanmasını ifade eder. Bu bağlamda seçilmiş belediye başkanları nezdinde halk iradesine yönelik müdahale sadece belediye başkanının seçilme hakkını da değil, aynı zamanda seçmenlerin serbest iradelerini açıklama hakkına yönelik bir müdahaledir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek 1 numaralı protokol madde 3 demokratik seçim hakkını güvence altına almaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre 3. madde kapsamında güvence altına alınan haklar hukukun üstünlüğü ilkesinin hakim olduğu etkin, anlamlı bir demokrasinin ortaya çıkışına temel teşkil etmektedir. Yerel yönetimler aracılığıyla halkın her bir siyasi meseleyle ilgili olarak bir araya gelebilmesi mümkün olmadığı için gerçek anlamda demokrasi uygulanamamaktadır. Yönetim yetkisinin iktidar tarafından hukuk dışı uygulamalarla elde edilmeye çalıştığı Van ve Hilvan'da halkın iradesine kayyım atanmıştır. Siyasi faaliyetlerde her ülkenin kendi koşulları içinde yasalar ile sınırlamaya getirilebileceği söylenebilirse de yerel yönetimlerde anayasal bir koruma alanına sahip olduğu açıktır. Asıl olan halkın siyasi iradesinin engellenmemesi ve hakkın özünün etkisiz hale